Amel defterine baktıracaktım. Peki, şu an baktığımda cennete gittiğinizi görüyorum. Hiç günahlarınız gözükmüyor. O kebap şerbetin remziyeleri de orada mı? Yok, onlar cehennemde görünüyor. Olsun, cayır cayır yansın orası. Yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu var mı? Kaynanam nerede? Cennetin cehennemde mi? Kaynanınız da cennete gidiyor efendim. Ay, yine kurtulamadık şu duruşu kaynanam. Hanımefendi, cennet kalabalık bir yer zaten. Birbirinizi görmezsiniz bile. Ama gitseniz, gidip birkaç tane yumağı yıkayın da cehenneme gideyim bari. Kaynanınıza bir günah işletip onu cehenneme göndermek de bir seçenek olabilir ama yine de siz bilirsiniz. Ay, şu her boku biliyorum, bazen bayılıyorum. Teşekkürler. Galiba psikolojim bozulmuş. Hangimizin düzgün ki? Neyse, en çok neyi kafaya takıyorsanız önce onlardan kurtulacağız. Nefret ettiğiniz biri var mı? Kaynana. Zehirleyip kurtulun. Kocam var bir de, her gün sarhoş. Boşayıp yol verin. Patronum bana mobbing uyguluyor. İşi bırakıp evde takılın. Ev sahibim her gün kira için kapımda. Öldürüp evin bahçesine gömün. Sevgilim nişanlanmış, yakında düğünü var. Nikaha basıp rezalet çıkarın. Bu ne biçim terapi be? 2 dakikada hayatımı kaydırdınız. Tabii siz alışmışsınız psikologdan her türlü şizofrenliğinizi anlayışla dinlemelerine. Sensin şizofren. Bak nasıl iyileştin hemen. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Ruh hastası kapat. Her bu. Babam beni sevdiğime vermiyor. Neden? Kızımı ne doktorlar ne mühendisler istedin de vermedin diyorum ama ben hepsini verdim zaten. Emeğinize sağlık. Bizi niye aradınız? Babamı nasıl ikna edebilirim? Hamileyim de. Hamileyim zaten. Bunu babam biliyor mu? Babam biliyor, sevgilim bilmiyor. Hanımefendi, tam tersi olması gerekmiyor muydu? Yok. Çocuk sevgilimden değil, köşedeki fırıncıdan. Hatta bekleyin lütfen. Sizi ahlak güncelleme servisimize bağlıyorum.